Ev kuşu arabası İstanbul'un muhteşem manzaralarını ardında bırakarak hedefine doğru yol alırken biz de ev sahibimizin yanına gidiyoruz. Bakalım ev sahibimiz Evrim Akın'ı nasıl davet etmişti? Merhaba canım, merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Evrimciğim seni çok seviyoruz canım. Ne olur bize gel. Ne olur. Ne olur bize gel, ne olursun Evrimcim, ne olursun. Böylece biz yeni ev sahibimizle tanışmış olduk. Artık sıra Evrim Akın'da. Bakın o da geldi bile. Evrim Akın'la ev kuşundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi yine enerji dolusun Evrim. Sohbete başlamadan önce söyler misin kime gidiyoruz? Kime mi gidiyoruz? Kime gidiyoruz? Şengül ablaya gidiyoruz. Kızı Buse ile birlikte bize başvurdular. Peki Buse ve Şengül Hanım neredeler? Nerede beler? İstanbul'un Güzide semtindeler. Bahçeli evlerdeler. Başvurdular. Biz de başvurularını... Henüz Şengül Hanım'ın yaşadığı apartmana girmeden gökten sevgi dolu öpücükler yağmaya başladı. Öpücük mü attın bana? Bir daha at. Ay kurban olurum. Merhaba canım. Hoş geldin canım. Hoş buldum tatlım. Hadi çık kapıya. Öpücükler yağdıran Gülcan Hanım'ın isteğini kırmayan Evrim, soluğu hemen apartmanda aldı. Neredesin? Buradayım. Canım. Ay seni çok seviyorum. Ay kurban olurum. Bağlı mısın bizi? Hem de nasıl piramitleri izliyorum. Bez bebekten oğlum küçüktü. Hah. Anne Nana'ya ne olacak? Anne Nana'ya ne olacak? Ay kurban. Ama şimdi dershaneye gitti. Aa ben mi büyüttüm onu? Yani. Yani biz... Bir nesil benle büyüdüm. Lise 2'ye gidiyor şimdi. Maşallah. İyi mi dersleri? İyi çok şükür. Oh maşallah. İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Ay maşallah. Hadi inşallah. Bakalım. Hani, ay ne güzel. Anne dedi bize de çağır dedi. Çağırayım oğlum. Başvurun. Bizim babamız yok. Babamız olsun benim de yok. Babamız. Allah rahmet eylesin. O cennette izliyor. Benim de yok babam. Babasız yaşamanın nasıl olduğunu çok iyi bilen Evrim, Gülcan Hanım'a destek olup morallendirmeye çalışıyor. O işte 16 yaşında şimdi girecek inşallah. Tam böyle ergenliğe denk gelen bir dönemde kaybeder babayı. Bir anda kalp krizi. Yani daha doğrusu bypass'tan çıkamadı. Hani ben de istiyorum, hani mutfağımı istiyorum, banyo, her tarafını istiyorum ama ağlama lütfen. Ben üzmek için söylüyorum, lütfen, lütfen. Ben biliyorum, hani hep izliyorum sizi böyle, işte babanızın olma, çok duygusal bir yerden vurdum, çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Olsun benim de yok. Allah rahmet eylesin. O cennette izliyor. Benim de yok babam. Hiç üzülmeyin tamam mı? Allah çok büyük. Onlar cennet. Yani onu biliyorum. Onun büyüklüğüne inandığım için ayakta duruyorum. Bu Aralık 4'te tam 2 sene olacak ama tamam. Hani çok şükür inançlı bir insan olduğum için ayaktan hiç psikolojik destek almadım. Bu duygusal havayı dağıtıp bir an önce Şengül Hanım'ın dairesine çıkmamız gerekiyor. Kaçıncı kat? Üçüncü kat Evrimcim. Öpücük yağmuruyla girdiğimiz apartmanın henüz birinci katında gözyaşlarımızı tutamadık. Bakalım ev sahibimiz Şengül Hanım'ın dairesinde neler yaşanacak. Merhaba canım, merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Ondan sonra diyecekler ki bana akıl hastası. Aşağıda ağlıyorum, burada gülüyorum. Bu evde ağlamana imkan yok. İmkan olabilir. Ay şimdi aşağıda hüngür şakır ağladım. Niye canım benim? Aşağıda biraz dertleştik komşunuzla. İsmi neydi? Gülcan. Gülcan Hanım'la. Böyle onu da eşini kaybetmiş, babasını aynen kaybetmiş oğlu. Ben de babamı kaybeden bir kız çocuğu olduğum için bir dertleştik. Ooo diye hüngür şakır. Şimdi buraya çıkıyorum üzgün üzgün. Hatta kafamda dedi ki Allah'ım ya ne güzel bir enerjiyle geldim. Şimdi bu, ben hani sizin de videolarınızı izlemiştim. O, ne güzel eğleneceğiz falan. Şimdi ne biçim diyorum enerjiyle gireceğim içeri. Ay kapıyı bir açıyorum. Tamam diyorum bu nasıl bir duygu hiç. Yaşadığın bu duygu yoğunluğuna tüm izleyicilerimiz şahit Evrimcim. Millet de diyecek ki hani inanmayacaklar rol yapıyor bu. Demin ağlıyordu şimdi gülüyorsun ama ne yapabilirim? Dünya böyle bir şey değil mi? Aynen maalesef. Duyguyu taşıyamıyorum ben. Hemen ağlarım çabuk da gülerim. Şengül Hanım. Efendim canım. Olsun.
Merhaba. Ne haber? İyi. Valla iyi. Sizi de görürsünüz. O göz mü? Aa ben de. Aa, tepeye takmış. Anneminki o. Evet. Tipe bak. Dur ben takayım. Bir aşk olsun. Ay çok koyu bir gözlük. Kafam daha bize kadar. De gözlükler var. Aa çok ne gözlükler koyu. Var daha. Abi takabilir miyim? Tabii ki de. Kendinden makyaj mı? Ay daha güzel oldu. Aynada bakayım kendime. Ay merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Merhaba. Merhaba canım. Fransa Büyükelçisi karşınızda madam. Komşu gelmedi. Neşeli ev sahiplerimiz sayesinde kapının açılmasıyla Evrim'in yüzü gülmeye başladı. Bakalım içeri girince neler olacak? Ay hadi içeri girelim. Hadi girelim. Şengül Hanım kızı için nasıl yakıştırmalar yapacak? Bebek ya düşürdün mü anne? Elimden çok düştü bu. Trolldür kendisi. Bir troll. Şengül Hanım'ın hazırladığı yemekler Evrim'in aklını başından alacak. Aa benim ama. Abo! Kız ne örüyor? Rehtim kız! Süleyman ustamız Evrim'i neden kızdıracak? Ama sabahtan beri gözüm tamam. Sende. Senin gözün yemekte Süleyman Bey. Ben bunu anlamıyorum. Boynum tutuldu sana bakmaktan. Şimdi adamlara döndüm diyorsun ki gözün onlarda. Sen beni görüyor musun? Mutfağı yenilemek isteyen ekibimiz taş üstünde taş bırakmayacak. Ay babacığım! Ay! Ay benim babama bak! Ay! Ay. Kanter içinde kalan Kadir ustamız nasıl çileden çıkacak? Bak defter süs koymuşsun. Bak iki saattir burada yer kırdım, orada çektim. Bak kanter içinde kaldım. Şu anda elim, yüzüm, burnum, belki de toz toprak içine gibi. Bir an önce ben alçıda var diye yol vereyim geçirdim diye. Ama bitirmişsin sonra. Bitirdim tabii. Alışverişe çıkan hanımlara Evrim nasıl bir sürpriz hazırlayacak? Siz bir yürüyün kızlar. Peki tamam. Süleyman Usta'nın getirdiği güveç tenceresinden bakalım neler çıkacak. Yemeğin tadına bakayım ben de o zaman. Pek o bak. Yemek lezzetli gibi gelmiyor bana. Gelmiyor mu? Ben sen bak. Bakayım mı? Kuşbaşı mı? Yani kuşbaşı mı? Hepsi ve daha fazlası Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Ay ne hoş ev. Ne kadar enerjisi güzel. Ay soba. Evet. Aa. O benim vazgeçilmezim. Ay anneanne. Ay anneciğim. Ay ne yapıyor benim anneannem acaba? Ay şu işe başladığımdan beri anneannemle görüşemiyorum. Ay kötü olmuşturum. Evrimcim bu keyifli dakikaların üzerine seni biraz şaşırtalım istersen. Öncelikle yeni evli Buse'nin yaşını öğrenmek ister misin? Canım tevellüt kaç senin? Ben 20 yaşındayım. Acelen neydi evlendin sen? Kocaya kaçtın. Koca sana kaçmış olmasın aldığım istihbaratlara göre. Şengül anlat kız. Kayınvalide olarak anlat tabii. Vallahi. Bir dakika. Fransız konsolosu olarak sizi dinliyorum. Buyurun. Tamam işte aile karşı gelince bir baktım adam evde yani kocası. Seni ciddiyetle dinliyoruz. Farkındayım. Adam evde olunca da biz de bir hafta içinde nikah yaptık canım. Evrimcim bizim de aldığımız istihbarata göre Buse evlenmesine rağmen okul hayatına devam ediyor. Ama üniversite okumayı asla bırakmadım, hala devam ediyorum. Yok onu da bırakaydın bir de ay, yani. Ay. O okuyor mu? Ha, hayır, yok, çalışıyor. Çalışıyor. Çalışsın. Erkek adam çalışıyor. Ay. Ben de her zaman aynı şeyi söylerim. Ay erkek. Yok ben çok maaş alırsam onu çalıştırmayacağım. Hayda gene aynı kısır günlerine geldi. Gitsin dantel örsün. Sen bunu bebekken düşürdün mü anne? Elimden ay. Çok düştü bu. Trolldür kendisi. Bir troll. Bu ne biliyor onları? Ama ne diyor biliyor musun? Böyle bakıyorum sürekli evde geziyorum. Böyle manyak var. Ona troll diyor. Neyse bozulmadım. Bozul. Buse çaktırmasa da annesinin troll yakıştırmasına çok bozuldu Evrimcim. İstersen konuyu değiştirip duvardaki fotoğrafların kime ait olduğunu öğrenelim. Kızdan baba... O ben. O sen misin? Ya. Evet canım o benim. Yok be çok güzel kadın. Yok, yok. Hala suratı güzel. Hala aynı. Suratı aynı. Sadece vücut değişti. Sayenizde. Ha, beni doğru. Evrimcim sen fotoğraflara şaşırdığın kadar biz de bu üç boyutlu resimlere şaşırdık. Üç boyutlu. Ben ha, onlar benim çalışmalarım. Ben o kadar yetenekli değilim. Annenin mi? Tabii onlar benim. Hemen arka duvarda Şengül Hanım'ın diğer çalışmaları var. Oo. Nasıl ah, dur. Bak göstereyim. Ne oluyor lan? Bak bu. Ev sahibimizin üç boyutlu çalışmaları gerçekten göz kamaştırıyor. Orijinal yani. Evet, bu resimden yapıyorum. Vay be.
Bunlar da normal tül değil. Hamurdan tül. Hamurdan yaptı bu tülleri. Hadi canım. Vallahi o çok ilginç değil mi? Malzemeleri ha? Her gece bu yaparken kuklayı öpüyordum. Ay deli gibi öpüyordu. Koklacım iyi geceler diye böyle. Öpüyordu nasıl? Koklacım iyi geceler diyordu. Koklacım iyi geceler. Ben diyorum ne yapıyorsun sen? Sen oyuncu olsan öyle tatlısın ya. En iyi arkadaşı annesi olan Buse taklit yeteneğiyle kısa sürede bizleri güldürmeyi başardı. Bakalım başka ne komiklikler yapacak? Çok beğendim. Ay peruklarımı göstermem hadi, lazım. Hadi peruklarını getirmişim hacı. Ay ne tatlı bu. Gerçekmiş. Gerçek, ben bu maket gerçek sandım. Ben bunu takıyorum, İbrahim Yattara gibi oluyor. Yemin ediyorum. İbrahim Yattara diyor. Sevgiyle anıyoruz onu da. Ama ben takmadım. Ben çok kafama geçirmedim. Ama sen takmasan da olur tabii. Anne nasıl olduk? Ay. Oldu mu? Kız çok tatlı oldu. Ay dur kız, ben gözlüğümü de takayım sana. Hangi gözlüğü takıyorsun? Anam tip tip gözlük bunda. Aa, tabii ki. Ay sen harcanıyorsun bu bahçeli evlerde yemin ediyorum ya. Ev sahiplerimizin çekmecesi gözlük dolu olur da Evrim denemeden bırakır mı? No woman no cry. Yakıştı mı Özdüş? Oh la la. Evet çok güzel oldu. Canım. Saçların aktı. Aynen öyle direkt. Allah ya, o nasıl bir peruk takmaktır? Ay ben o peruğu şey yapmamışım. Gördüğümüz kadarıyla çılgın ev sahiplerimizin salonu gayet iyi durumda Evrim. İstersen değişime karar verirken diğer odaları değerlendirelim. Ay esas bu. Ay gençler bir şey söyleyeceğim. Bu salonun yapılmaya ihtiyacı yok bence. Tabii oraları diğer yerleri gezmedim ama salona dokunmayalım. Tamam. Salon iyi. Gezelim mi? Tamam. Tabii. Aa, bu da güzel. Değil mi? Bence. Ama gözlüğün var kı. Esas odada. Ya. Bir bak yani tatlı zaman yetme. Ay, gidelim tatlı. En azından bir göz gezdiririz. Buyurun. Hadi gidelim kızlar, kızlar, kızlar. Şöyle şey gittin geldin mi? He gittim geldim. Sen yoruldun. Ne yaptın? Çok yoruldum. Masaj mı yapacağım? Hey, ona bakayım ayaklarımdan boşu. Bir de İngilizce anlamıyorum diyor. Türkçe %100 yapsa. Rusça biliyor mu? Yok. Hadi. Rusça deyince yüzü dönüyor. Salondan sonra sırada yatak odası var. Hadi önden buyurun bakalım. Madam. Aa kırmızı. Yatak odasının her yeri Şengül Hanım'dan izler taşıyor. Lütfen bak perdelerime. Evet. Annem dikti kız bunları. Şengül sen valla Şengül diyorum genç olduğun için de değil. Çok gencim değil mi? Değil. Herhalde gençsin. Evrimciğim bu canım. Evin en genç ferdi. 15 yıllık yatak. Öbürleri yemin ediyorum yürüyen fosil. Yani artık fosil oldu onlar. Kaç yıllık artık yani. Uzun. Ay ne kurdu. Sen şimdi bana fosil mi demek istiyorsun? Yani estağfurullah anneciğim ama öyle de olabilir. Bakayım. Tabii. Aman dikkat et Evrimciğim. Ay ne kadar gençsiniz sevgili yatak. Bu eski mobilyalardan iyice korkmaya başladık. Şengül Hanım eski gardırobun içine ne sakladı acaba? Alttan ver müziği abi, gerilim müziği. Sıtkı'ya seslen. Sıtkı'ya sesleniyorum. Anam! Tüpü geç. Tüpü geç. Ama ya. Lütfen. Abi bas. Buraya gömdü vuruluk bu kadın ya. Gömme televizyonu. Görse aklına gelme. Bas çocuğum. Bas. Basılıyor bile vallahi. Bastım 50 metre. Şşş, kumandanın kılıfı var. Dozgatma kılıfı. Ne sana diyor mantıka bu ev diye. Bas. Lütfen. Televizyonumuz çalışıyor bile. Aa, gördünüz Show mi? TV. Ya. Evet. Gördünüz değil mi? Çalışmadığını iddia edenlere duyurulur. Anne. Yallah'a çalışıyor. Ya, peki bunu izlemek... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şurada yatan adam ne yapsın? Bunu izlemek için affedersin şöyle mi izleyecek? Yo çok rahat izleyecek. Ay bir tek annem izliyor ki bunu orada da yatıyor zaten. Baba ne yapıyor? Baba uyuyor. Bak orada. Bak. Böyle mi izleyeceğim ben bunu affedersin? Gardırobun içine tüplü televizyon yerleştiren Şengül Hanım dekorasyonda çığır açsa da Evrim en çok ev sahiplerimizin gözlük koleksiyonuyla ilgileniyor. Of çok yakıştı ya. Aynen. Güzeline yakışmaz. Evrimciğim. Benim gene yeni iyi. Evet işte cennet. Ya
Yalnız buna ben ilave yaptım. Annem ona bile ek yaptı yakında hamurla yani oralara destek buna verecek. Buna bile ek yaptı helal olsun. Kız bir şey olsun söyleyeceğim. Yakın zamanda televizyon programı yapacaklar. Buna da dizi çekecekler. Ben söyleyeyim ha. Anlatın siz yürüyeceğiniz iki koldan. Ay inşallah. Ama yok sen orada bile tembellikten onu da yapamazsın. Çık dışarı. Çık. Ezdi. Ezdi seni. Yürü annem senle biz program yaparız. Tamam canım hemen hiç bak. Ay kurban olurum kıyamam şaka. Yine kıyamadım. Gel bakayım. Gümüş hocam. Kız. O ya da söylüyor. Aman gümüş. Çok da güzel. Ay, ben seviyorum. Öyle vallahi mi? Vallahi gümüş. Öyle bu, ama bak mi? Bu altın evlilik teklif ettiği. Bak bu da düğme. Adını mı yazdın? Tabii evet. Canım çıkarken yazdırdım ta. Adını yazdım aşıları bileyim ben. Evrimcim, kocasının adını bileğine yazdıran Buse'nin kayınvalidesiyle arası nasıl acaba? Kaynanan nasıl kız? Seviyor mu kaynananı? Yo. Şu kaynana bunu sevmiyor ki o onu sevmiyor. Kaynanan beni görünce böyle. Gene mi geldi bu? Aynen surat budur yani. Niye kız? Sevmiyor kız beni. Kız sen sevilmeyecek insan mısın? Vallahi ben bile kendimi bazen sevmiyorum ama o hiç sevmiyor yani. Biraz sevsek de iyiydi yani ama o hiç sevmiyor yani. Aman Şengül Hanım, Buse neler söylüyor? Vallahi zaman zaman sevilmiyor, ben bile sevemiyorum. Ben de ben. Ne? Geçen beni eldivenle seviyor yemin ederim. Çıkartmış eldiveni. Gel kızım gel. Ne diyorsun ya sen dedim. Troll diyor seviyorum. Evrimcim istersen konuyu değiştirip dolabın içindeki yüzüklerden bahsedelim. Ay yüzükleri çok güzel ayol. Tabii oğlum. Yüzük. Hepsi de taşlı duşlu ne kadar da güzel. Çok havalı kadın. Barış Şengül Manço gibi dedi. Takıyor vallahi rahmetli. Barış Manço gibi takıyor yüzükleri. Hele Hürrem gibi bak hele. Ben aldıydım onu. Pazardan öyle. Kız 2 lira. Bir de hediye aldım, hediyenin parasını söyle. Niye söylüyorsun hediyenin parasını? Evrimcim, şen kahkahalar arasında sohbetiniz gayet keyifli devam ediyor ama diğer odalara da gitsek nasıl olur? Aynen, gidelim. Annem şunu koyayım hediye bugüne. Kızım, 2 liralık hediyesi. He? Kız hediye hediyesini sünnettir, verek istersen. 2 lira takar mısın? Yok annem, ben takıya alerjim var. Bunlar bile beni darıyor bazen. Şengül Hanım'ın evini gezmeye devam ediyoruz. Bakalım sırada neresi var? Mutfağımız. Kız bunlar ne? Ha dur önce hayır, plaklar. Onlar benim değerlilerim. Ay çok güzel. Çalışıyor mu? Tabii ki de. Muazzez abacı var. Hemen hemen. Hadi canım. Silemezler gönlümden ne ya, aşkını ne seni. Babamın anneannesinden de kalmalar var. Tabii. Tabii. O yüzden gözümüz gibi bakıyoruz. Hiç çıkartmıyorum. Babaya bak. Anneannesinden. Ya. İtalyana falan. Tabii. Hmm. Kandırabı. Muazzam hocam sesi var. Ne kadar değişik değil mi? Tatlı dile güler yüze doyulur mu Neşet Ertaş? Oyun havası bu. Vay çok severim Neşet Ertaş. Takalım mı? Olur. Evrim karnı acıkan Süleyman Usta'yı elleriyle besleyecek. Ay kurban olayım. Nasıl yapayım? Yok, yok. Hayır lütfen ölümü gör. Ay kafayı vurma kurban olurum lütfen. Az sonra. Zarifmiş sesi. Şimdi öde almıyorum. Oynamayacağım. Başlayayım mı? Ben oyna... Yok ben. Mersi. Taş yerinde. Asla. Şimdi kol bastıya geçiyormuşuz. Ha, asla oynam. Zaten oynayamıyorum ya. Ne olur sen oynama. Böyle baş. Nasıl? O kimin oyunu? Ben oynayamıyorum ki. Oynayamama bu. Bu Neşet Ertaş değil ama Neşet. Okuyan Gülbin Kılıç. Neşet Ertaş'ın türküsünü okum. Türküsünü. Olsun biz Neşet Ertaş'ı buradan rahmetle ve saygıyla anlıyoruz. Allah evet rahmet eylesin. Mekan cennet olsa ki bence cennette. Bence de. Evet. Nasıl böyle yapıyorduk? Evet. Ben hemen öğrenirim öyle. Sonra bunu kapatalım. Tozlanmasın. Aynen.
Evet. Mutfak. Müzikle ruhumuzu doyurduktan sonra artık mutfağa geçebiliriz. Bakalım ev sahiplerimiz bizim için neler hazırlamış. Burası da mutfağımız Can. Mutfak. Sana neler pişirdi anne? Annem. Oo, annem. Tarçın. Dur dolma. Katmerdiş tarçın değil bu. Ne? Haşhaş. Haşhaş. Ha. Evet. Sen asıl buzdolabından çıkanlara bak Evrim. Aa benim ama. Abo. Kız Nuriye rehtim kız. Bak sana neler açtım abo, neler dolmalar sardım. Ay kıyam. Aa siz de böyle mi yapıyordunuz? Tabii. Dolma? Memleket dolması. Hele bakayım dadumla. Ya kurban olduğum Türk kadını ya. Bu kadar mı yetenekli olur? Ay kedi. Ben de çok yetenekliyim. Zorla. Zorla. Ay canım ya. Ay kıyamam. Senin enerjin yeter. Tatlı dilin yeter. Ben evet enerjim yeter. Ben içimdeki enerjiyle yapmaya çalışıyorum bu ama da, olmuyor. Patatesi bir açsan da yeselerdi. Bu patatesi açmayayım yemin. Gece 2'den sonra yapılmış. Böyleydi son patatesler ama gideri var yani evet, her türlü. Evet 2'den sonra. Soğanlı değil mi bu? Evet. Evet. Şeyli mi? Yumurta da var mı? Evet. Var. Sabahki kahvaltım benim. Bayılırım. Ciddi misin? Ama soğan koymam ben sabah kahvaltıya. Tabii sabah kahvaltı olunca. Ben de olunca yemezler diyordum biliyor musun? Hani daha bugün yedim ama benim şöyle oluyor yani mesela diyet hani ekmek yemediğim zaman patates, yani ben de öyle. Yumurta, içine aynen böyle şey dereotu, şey. Ne olur maydanoz, pul biber. Maydanoz azıcık zor atmadı ya bana ye yemezlerse diye. Yemezler herkes. Kim? Ben her şey, ben hayatta hiç yemek ayırt etmem. O çok güzel. Süper. Güzel. Şengül Hanım'ın aklına gelen şey başına gelecek mi? Aman, aman dedi kadın. Yok ha? Evrimi paylaşamayan hanımlar mağazayı birbirine katacak. Anne bu bizi sattı ya. Anne iki dakikada ayırdın ne oluyoruz ne oluyoruz? Yok estağfurullah. Biz Evrimciğim anlamadık yani Evrimciğim lütfen. Az sonra. Şengül'üm tatlım kıymatlım. He canım. Benim bir fikrim var. Söyle canım. Mutfağı yapalım mı? Olur. Ay çok güzel olur çok biliyor güzel musun? Olur. Ya benim zevkime bırakır mısınız? Tabii ki de bırakırız. Ay tabii ki de. Vallahi. Sana bırakıyoruz o zaman senin o güzel ellerine. Aynen. El cihazlarınla yap mutfağımızı. Yapacağım. Yap. Kendim döşeyeceğim. Güle. Alışveriş. Vur vur döşe. Vur vur gır 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 döşe. Ay yok balyozu ben vuracağım. Bu mutfaktan çok hırslıyım. Ya. İstemiyorum ya. Fayansların çok eski. Aynen öyle. İyi ki aldığınız gibi. Aynen, evsizin aynen değil mi? Şengül ve Buse Hanım büyük değişimi görünce neler yapacak? Bizim mutfak mı burası? Hani? Biz yapmış evlendik. Başka yer bulmamız yani. İnanmıyorum. Büyük finalden heyecan ve mutluluk dolu anlar. Ay vay ben de şey oldum. Ay. Ay ben de dur sarılayım. Şaka. Bence burayı yenileyelim arkadaşlar. Bayağı eskimişler. Hı? Aynen öyle. Biraz değil. Şişme yaptı onlar. Epey epey. Evet, tamam. Tamam canımcığım. O zaman özdeyiş. Ben arabama göndereyim sizi. Tamam. Ustalarımı çağırayım buraya. İşe tamam koyulalım. Siz de arabada beni bekleyin. Hemen alışverişe yola çıkalım. Tamam. Aa süper. Dünyanın süper en güzel ol şeyi sınırsız alışveriş. Ay dilimizin ha! Para ve umutsuz gözlerimizle mi çıkalım? Ha? Herhalde. İstediğiniz her şeyle çıkabilirsiniz. Anne. İsterseniz kürklerinizi alın. Ama öyle soğuk ki. Ay. Aa bir dakika özel aracımla gidiyoruz. Şoförümüz falan var. Aa, çok havalıyız bebeğim. Ay, bebeğim, bebeğim, aynen. Bebeğim. Bu canımı vereyim. Niye duruyoruz? Görüşürüz. Ailemizi aracımıza yollamadan önce beton tezgahı Buse'ye kırdıralım istersen. Dur gide. Buse. Heh, sen balyoz vuracaksın. Anne gitsin bekle. Balyoz vuracağım git. Hadi çüçüm. Ah çüçüm. Anne kız ayrılığı. Evet. Aa, göz arabada görüşürüz. Göz yaşlarıyla ağır. Kızaklara bakıyorum ben de. Neyse git ya. Şengül Hanım'ı aracımıza Buse'yi de dinlenmeye gönderdiğimize göre artık ağalarımızı çağırabiliriz. O zaman... Ağalar! Ağalar, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Kudüs ağam. Süleyman! Recep ağam. Derviş ağam. Canım ağam, Gülen ağam. Adam hep gülüyor ya. Bir kere üzgün görmedim.
Canım Kadir babam. Mehmet abi. Evet. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Aa. Ha, acıktın. Evrimcim, Süleyman ustamızın haline bakar mısın? Aa. Süleyman, yorgun musunuz? Yok. Niye oturdunuz? Şimdi ne bakıyorum ben de. Ha, acıktınız. Ya, acıkmadım da. O zaman ben size hemen ağzınıza dıpıştırayım bir tane. Ben ustalarımı aç bırakmam. Açlık doğru bir şey değil. Bir derviş babam. Sepetine vurdum, boğazımda kaldı. Helal helal. Ay, Zorayım. Kurban olayım. Nasıl? Yok. Ay lütfen, ölümü gör. Ay kafayı vurma, kurban olurum. Hadi. Lütfen. Alet varken iş emniyeti garanti. Ağlar. Efendim. Gördüğünüz gibi mutfak. Evet. Derdimiz burası. Çok eski. Bina ilk yapıldığından beri hiç ellenmemiş mutfak. Belli tezgahın normali o zaman. Evet, dolap kapakları zaten pert olmuş durumda. Evet. Amiyane tabiriyle. Evet. Bu mutfağı olduğu gibi boşaltacağız. Tamam. İçinde ne var ne yok dışarı atacağız. Hiçbir şey bırakmıyoruz. Hiçbir şey. Alanımız çok dar, takdir edersiniz evet. Ki. Ne yapıyoruz dar alanda her zamanki dar gibi? Dar alanda ferahlık için beyaz seçiyoruz. Beyaz seçiyoruz. Bir de ben şunu istiyorum. En iyi camın önüne alalım ki hem alanımız, tezgah alanımız genişlesin. Hem de gün ışığından faydalanalım. Bunu yapalım. Bir de nerede benim Kudüs ustam? Orayı. Gerçekten mi? Tezgah altlarına, dolapların altına led aydınlatma istiyorum. Tamam. O da yüksek göstersin dolapları. Peki. Ki bunu da takdir tamam. Edersen daha bilirsin. Gizli aydınlatma istiyorum tavan içinde. Ben gidip alışverişimi yapayım. Dolaplarımı seçeyim, fayanslarımı seçeyim. Sizin en İstanbul trafiğiyle baş başa bırakalım. Asıl beyin üzerinde biliyor musunuz? Sizden ayrılmak ustalarım ya. Bu arada bensizken yemek yiyin. Lütfen, sizin için sofra da hazır. Evrim, Kudüs'ü ustamız senden yardım etmeni istiyor. Seni burada tutsak, alışverişe gitmesen, seninle beraber ne çalışsan bizimle. Yani trafiğe de gitmemiş olursun. Yok. Ama kim alışveriş yapacak? İş bölümü yapmak zorundayız ya, değil mi? Biz nasıl paylaşım yapıyoruz? Keşke arabada yer olsa da seni de götürsem, kaytarsam değil mi Süleyman Aga? Ben burada ıssız ıssız duruyorum. Bulaşma mı diyorsun? Yok, sen onu nereye bulaşma? Ben bulaşıyor muyum siz? Allah'ın için ya. Sohbet ediyoruz, iş konuşuyoruz burada. Ama sen hiç aramızda değilsin. Ya, hala gözün yemeklerde, ben anlamadım. Şu anda arkanızdan dedikodu yapıyor. Değil mi? Pozisyon arkada. Biz size söylerken inanmıyordunuz bu bize. Evet, bir ayrı takılıyor. Ne gözünüz orada, ben anlamadım. İş konuşuyoruz, siz de bir fikir üretsenize. Ben soruyorum, beyaz diyorlar, bir şey diyorlar. Süleyman abi, sizin fikriniz yok mu? Ne yapalım buraya? Sizin fikirleri ben saygı duyuyorum. Onaylıyoruz. Aç mısın? Yok, sağ ol. Allah razı olsun. Bir tane daha vereyim mi? Yok, yeter. Evrim Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Kulağına bir şeyler fısıldadınız. Onların her şeyi bize anlattı. Hepsini. Hepsini. Sizi onu çok biliyor sevdiğini, bizi az sevdiğinizi. Bunu söylediniz mi kulağına? Söylemişsiniz. O da bize anlattı hepsini. Açılmaya kapatmadan söyledik. Evet, söyledi. Bizim için öyle mi diyorsunuz siz Evrim Hanım? Yok, söyledim. Söyledim. Öyle söylediniz. Misiniz. Şu an cevap yok. Biz beklemiyorduk ama. Ben mi dedim öyle bir şey size? Ben de demişim. Ben sizi çok seviyorum, onları az mı seviyorum dedim. Öyle demişsiniz. Öyle demişsiniz, bize öyle söyledi. Ben de demişim. Söylediğin için cevap da veremem. Ben demişim size, öyle mi? Kur'an'a söylediniz. Ben miymiş diyor. Bilmiyorum, Kemal size soruyorlar. Bir dakika sonra yine beraberiz, haberin olsun. Kulağına bize fısıldanmasın böyle. Evrim Hanım bana böyle dedi diyor. Söylemezse biz nereden bileceğiz? Biz nereden bileceğiz? Dedim mi öyle bir şey ben size? Ya ben öyle bir şey dedim mi diyorum ben de sana. Ben ne bileyim, yalnızda mıydım ben size söylerken? Bize ne? Bize dedin. Evrim Hanım'a demedin, bize söyledin. Bize ya söyledin. Orada dediği bahane. Ne? Söyle. Küçük olduğum usta var mı dedi. He, söyle. Var, başka? Olmuş. Söyledin değil mi? Başka? Ne dedin, tam Kudüs'ü var dedi. Başka? Bunu kim söyledi, ben mi söyledim? Ama Evrim Hanım da size söyledi. Ben söyledim, siz kendiniz de duydunuz orada. Tabii açık yüksek sesle. Duymadı ki siz o ileri geçmiştiniz. Sadece bizim konuşmamızı söylüyorlar yani. Ama bize tek söyledi Süleyman'ın. İçinizde Evrim Hanım sizi Evrim az seviyormuş, çok beni çok seviyor dedi. Evet, yok, öyle bir şey diyemez. Öyle bir şey demedim ben ona, değil mi? Süleyman Bey söyledi. Kulağıma şu söyledi. Şu ekmek gözlerinde dursun mu? Öyle bir şey demedim. Ya tamam, dur. Hiçbirinizi ayırmam çünkü. Şu ekmek gözlerinde dursun mu? Sen alışverişe gittin, geldin mi? He, gittim, geldim. Sen yoruldun. Ne yaptın? Çok yoruldum. Masa mı yapacağım? Hep ona bakayım, ayaklarına koşuyorum. Bir de İngilizce anlamıyorum diyor. Türkçe %100 yapsa. Rusça biliyor mu? Yok. Hadi. Rusça bilince yüzü dönüyor.
diyor ki ben çok seviyordu, sizi sevmiyordu. Ah. Yine bizi dışladı bak. Öyle ben sağ kolum falan diyor. Evet. Öyle diyor bize. Siz kimsiniz falan yapıyor. Sarı falan mı diyor? Tabii de ben sağ koluyum, Evrim Hanım'ın falan yapıyor bize. Bizi dışladı böyle. Bir tepeden bakmalar bize. Bir adam sendecilik. Tabii evet, bir evet. Adam sendecilik. Nedir böyle? Yapma. Hep onunla ne dinliyorsun? Gider gidin. Ama sabahtan beri gözüm tamam. Sende. Senin gözün yemekte Süleyman Bey. Ben bunu anlamıyorum. Boynum tutuldu sana bakmaktan. Şimdi adamlara döndüm. Diyorsun ki gözün onlarda. Sen beni görüyor musun? Gözünü ayıramadın patates salatası. Ya patatesle kim bilir neler paylaştın ya? Bir saattir dolmayla konuşuyorsun. Neden öyle bakıyorsun? Dondu. Resetlendi. Ay demin patatese bakar gibi bana bakıyorsun, affedersin. Bunlar ne ki? 6 senedir. 9 ay nasıl durdunuz diye. Sanki duydum. Nerede? Görüyorsunuz Evrim Hanım, biz onlar olduk. Beğendiremedim, ben sokaklı oldum. Ötekiler gibi mi oldunuz? Evet, ötekileştirilmiş olduk. Ötekileştirilmiş. Evet. Onlarla anlaşamıyor musunuz? Ben sizden yazılı bir şey istemedim mi Süleyman Bey? Yazılı bir şikayet. Biz verdik. İstekleriniz, dilekleriniz, problemler ne istemedim mi sizden? Kimden şikayetçiyseniz? He. Nerede o yazılı dilekçe, kağıt? Vakit bulamıyorum ben, yazamıyorum yani. O zaman lütfen ben size halk eğitimine yazılı kursa göndereyim yazamıyorsanız. Evet, cevap istiyoruz. Yüksek ilkokulu bitirmiş. Arkadaş yazmış zaten. Yazdınız mı kurs? Ben yazdım. Biz yazdık. Ben de o zaman yazdım. Ben dönüşte alıyorum o kağıtları, hepsi, tamam mı? Hepimiz yazdık. Ben tamam. Yazamıyorum, ben fırsat bulamıyorum. O zaman bir fırsat verin, 10 dakika yaz. Tamam. Evrimcim sen geç kalma istersen. Süleyman ustamıza durumu bize anlatırız. Bak ben gidiyorum. Tamam. 1 milyon tane yere gideceğim. Alışveriş yapacağım. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Şimdi Buse'yi çağırıyorum. Bak seninle konuşuyorum. Kimseyle konuşmuyorum. Farkında mısın? Kaç tane adamı arkamı dönmüş durumdayım. Hayır. Hala da dinlemediyorsun. 6-7 dedim. Tamam, tencereyi sevdim. 8 senle ben kapağız diyorum. Hala hayır. Ötekileştiriyorsun onları. Neyse ben şimdi Buse'yi çağırıyorum. Balyozu vurduralım. Buse! Buse! Efendim tatlım? Gel tatlım. Gel tanıştırayım benim ustalarım, ağalarım. Eski beton tezgahtan kurtulmayı dört gözle bekleyen Buse, balyozu almadan önce Evrim'in de ikazıyla gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Artık balyoz sallamaya başlayabiliriz. Hadi. Beraber vuralım mı? Sen yap, hayır. Ben daha önce vurdum. Bu sen istedin, senin dileğin senin evin. Hadi abi, bismillah. Şöyle buyurun. Önce bak şurayı vuruyorsunuz. Buraya mı vuruyorum? Tabii. Evet. Heh. Şöyle vurursanız. Haydi bismillah. Ay çok ağır kız bu. Ver ben yapayım. Bir de ben deneyeyim ver. Ay al da tutamıyorum çok ağır. Anam. Nasıl yapmışlar? Çok ağır. Bir tane de ben vurabilirim. Lütfen. Tamam. İşe erbabına vurun. Buradan çekelim. Bir tane vuracağım. Yok size vereceğim. Ha bize vereceksiniz. Tamam. Bakalım bu beton yığını işin erbabı Kadir ustamıza ne kadar dayanacak? Hı. Ay babacığım. Ay. Ay benim babama bak. Ay. 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 Şimdi vurabilirsiniz. Beton tezgahı iyice yorduk. Artık balyozu Buse'ye verebiliriz. Ne yapayım? Kız rahatladın mı? Buse. Çok. Çok diyor. Kime vuruyorsun onu hayalet? Buse beton tezgah yerine kimi koydu bilinmez. Ama balyoz sallamaktan iyice yoruldu. Teşekkür ederim. Neyse olsun yaptık. Sizin de ellerinize sağlık. Ellerinize dönüşte sağlık. Görüşürüz. Biz alışverişe gidiyoruz usta. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kanter içinde kalan Kadir ustamız nasıl çileden çıkacak? Bak defter süs koymuşsun. Bak 2 saattir burada yer kırdım, orana çektim. Bak kanter içinde kaldım. Şu anda elim, yüzüm, burnum, burnum belki de toz toprak içine bir an önce ben alçıyla bacıyı yol vereyim diye çıktım. Ama bitirmişsin. Bitirdim tabii. Alışverişe çıkan hanımlara Evrim nasıl bir sürpriz hazırlayacak? Siz bir yürüyün kızlar. Peki tamam. Süleyman Usta'nın getirdiği güveç tenceresinden bakalım neler çıkacak. Yemeğin tadına bakayım ben de o zaman. Pek o bak. Yemek lezzetli gibi gelmiyor bana. Gelmiyor. Bakayım mı? Güveç kuşbaşı mı? Yani kurufa dilemi hadi bana. Kuşbaşı. Hepsi ve daha fazlası Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Hayatına ilk defa balyoz salladın değil mi? Aynen öyle. Balyozu kendisi alır. Biz
bize ne bir yapalım? De sizin o seramik kaplama mutfak tezgahı nedir öyle? Eski antika. Demir. Antika. Ama eski işçilikler daha sağlammış. Değil mi? Evrim alışveriş öncesi ev sahiplerimizle aracımızda sohbet ede dursun. Ustalarımız mutfağı boşaltmaya devam ediyor. Halı, beyaz eşyalar derken sıra geldi şişmiş dolap kapaklarına. Birazdan balyozlar sallanıp moloz yığınları çuvallanacak. Bu arada bakalım aracımızda ne dedikodular dönüyor. Bir şey soracağım. Şu alışverişten sonra biz sizi eve sokmayacağız. 2 gün. Nerede kalacaksınız? Var yerimiz. Arkadaşımla kalacağız. Öyle mi? Beyimiz bir şey demez inşallah enişte. Öyle bir lüksü yok. Ay sizde erkekler var ya, kadın egemen toplum. Aynen. Bu eski dolap kabinleri kullanılacak halde değil. Rutubet her yanını çürütmüş. Öncelikle ahşap iskelete balyoz sallıyoruz. Kuvvetli Kuddusi ustamız sayesinde eski mutfak tezgahı giderek yok oluyor. Ev sahiplerimiz mutfağı bu halde görse kim bilir ne yaparlardı. Senin Osman? O da garibim, efendim, işe gidip geliyor zor. İşe gidiyor, geliyor, yatıyor, dinleniyor. O da kendi halinde öyle. Akşamlar nasıl geçiyor ailede? Aynen bütün böyle. Oturup makara yapıyoruz, ne yapıyoruz? Gır gır çabuğun arkadaşları gelir. Aynen, arkadaşlarım gelir genelde. Yani Onur'umuz vardır bizim meşhurumuz. O gelir falan. O çok gelir. Benim hatta eskiden gıdığımla olan gıdığımla alay eder. Pelikan gibiydin kanka falan der. Çift çünkü gıdık vardı der böyle. Pelikan falan. Gibiydin böyle. Çok dalga geçer benimle falan. Öyle geçiyor. Benimle dalga geçiyorlar sürekli. Biz ustalarımız neler yapıyor bir göz atıp hemen dönüyoruz. Bakalım Evrim İstanbul trafiğini atlatabilmiş mi? Tam zamanında. Aracımız nihayet ilk alışveriş noktasına geldi. Biz geldik. Merhaba, afiyet olsun. Biz geldik. Buyurun kızlar, altın kızlar. Aynen. Gelin bakalım. Hadi gelelim burayı bakalım. Burayı biliyor musunuz? Yok, vallahi ilk defa geliyorum. Merhaba. Geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Tanıştırayım Şengül Hanımcığım. Ay merhaba. Dur. Merhaba. Şengül Hanımcığım, Buse Hanımcığım. Merhaba. Merhabalar. Heyecanlıyız da biraz ay, biz. Çok. Alışverişi çok seviyoruz çünkü. Her insan gibi. Aynen öyle. Hani normal bir insan gibi. Normal bir insan gibi. Şimdi biz mutfağımızı yapacağız. Tabii. Parke istiyorum. Tabii. Ben bir de duvar kağıdı istiyorum. Hemen parke bölümüne yöneldim. Evet. Yardımcı olalım size. Tamam. Evrim ev sahiplerimizle parke bölümüne geçerken evden matkap sesi yükselmeye başladı. Bakalım Kuddusi ustamız bu alanı neden kırıyor? Neler yapıyoruz ustacığım? Bildiğiniz gibi her zamanki gibi kırmaya devam. Elektrik hatlarımızın yerlerini açıyoruz şu an. Bugün elektrik işimiz çok mu?
Bu dönem bayağı bir yoğun elektrik hattına. Bu tok olduğu için daha yoğun elektrik tesisatı yapıyoruz. Çünkü buzdolabı var, fırın var, ankastre sistemi olduğu için mecburen hepsinin hattını ayrı götürmek zorundayız bunları. Peki başka hangi işlerimiz var? Bugün ilk etapta ben başladım zaten. Şimdi birazdan Kadir Usta da başlayacak. Peşine alçı lava işimiz var. Mehmet Usta tavanda yapacak onları. Peşine alçı lava bittikten sonra da Derviş Usta alçı çekme işlemlerine devam edecek. Tavan işlerimiz neler? Tavanda spot aydınlatmamız var. Avize kullanmayacağız burada. Sadece spotla aydınlatma yapacağız. Ustacım biliyor musun? Şengül Hanım'ın annesi ekibimizi teftişe gelecekmiş. Buyursun gelsinler. Annemiz değme ustalara taş çıkardığını söylüyor. Şimdi önce gelecek bize yardım edecek. Bakalım yapabilecek mi? Taş çıkartabiliyor mu? Ya da verdiğimiz işi yapabiliyorsa o zaman taş çıkarmış olur. Ya yapamazsa demek ki sınıfta kaldırılmıştır. Ellerinize sağlık ustam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Bakalım şanslı ev sahiplerimizin Evrim Akın'la ilk alışverişleri ne durumda? Evet. Ben size ürünlerimizi aşkına göstereyim. Bel kırmızıyı cart diye yapıştırmışım bak mutfağa mesela. Aman dedi kadın. Niye kız? Klasik sevdiğim için belki de bir anı almam. Ne klasik? Ay beni bayıltıyor klasik diye. En iyi kırmızı olsun, 3 kuruş fazla aynen olsun. Neyse canımcığım hadi sana bırakıyorum, senin zevkin olsun. Tabii ki kırmızı koymayacağım. Teşekkür ederim. Herhalde. O kadar da değil. Biz çok sevindim. Annem bu olayı çok sevindi ya. Annem buna sevindi. Şimdi mutfak dar olduğu için... Tabii. Ben daha açık renkler tercih edeceğim ki ferah gözüksün, daha geniş gözüksün. Olur. Şöyle bir tane modelimiz var. İsterseniz yani ona gösterelim. Beyaz renkler üzerinden gitmek istiyorum. Daha bej, daha beyaz, tabii, daha gri renkler üzerinden gitmek tabii istiyorum. Tabii. Şöyle bir modelimi göstereyim isterseniz size. En çok tercih edilen genelde. Genelde ufak yerlere bu tür malzemeler kullanıyorlar. Çok güzel. Parke canım. Aa canım. Çok güzel. Harika. Şık değil mi? Mermer gibi değil mi? Ay, evet. Ha? Ben acaba mermer. Kayıtlıyor. Ellesene be. Evrimcim, ev sahiplerimiz de beğendi galiba. Alıyorum. Aldım. Ne diyorsunuz? Alalım mı kız? Alalım. Tabii alıyorum. Alalım. Tamam. Ölçüleri adresi mesaj atıyorum. Tamam, yardımcı olalım. Bir de duvar kağıdı istiyorum. Onu bu tarafta sizi böyle alayım. Duvar kağıtlarına geçmeden evdeki son duruma bakalım. Kadir ustamız da matkabı eline almış. Eski su tesisatı açığa alınıp değiştirilecek. Evrim Evye'nin pencere önüne alınıp ev sahiplerimizin gün ışığından daha fazla faydalanmasını istemişti. Bu nedenle tesisatın yönünü ve eski boruları değiştirmemiz gerekiyor. Tabii bu bataryalar da yenilenecek. Şimdi sizin o fayanslar var ya... Kaç yıllık dev? 40 mı? 40 yıllık ev. İşte sen de 40, ben değil mi? Aynen. İşte o eski fayansları kaldırıp atıyoruz. Yerine de ben duvar kağıdı döşüyorum. Niye biliyor musun? Hem daha modern biliyorsun duvar kağıdı. Bir de atıyorum 2 sene geçti, 1 sene geçti. Canım mı sıkıldı? Kaldır o duvar kağıdını, yeni bir duvar kağıdı döşe. Evet. Zevkine evet göre. Çok mantıklı. Fayans olunca abicim ustayı sok içeri, çıkar kazı. Doğru. İnşaat yani. Bir sürü iş, hem masraflı olacak hem de orada evladilik oluyor. Bir sürü iş çıkarıyor sana. Doğru. Aynen. Duvar kağıdı her zaman daha hem daha hesaplı olacak hem de zevkine göre istediğin şekilde değiştirebilirsin. Değil mi Özdüş? Daha hesaplı. Ben size isterseniz modellerimizi böyle göstereyim. Evet. İsterseniz kataloglarımız da var. Ben onlara da sırayla. Tabii evet, silinebilir yüzeyli, tekstil yüzeyli. Evet. Tulumunu giyip ustalarımızı ziyaret eden Evrim acaba neyle karşılaşacak? Ne haber gençler? Ay 3 kişiler çıkan sese bak. Ne yapıyorsunuz? Okul yok mu ya? Yok.
canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. En çok tercih edilen katalog ürünlerim var isterseniz. Size şöyle birkaç model göstereyim. Bu salon yatak odası için olur da mutfak için. Mutfağın yeni konseptini belirleyen Evrim, duvarlar için en iyi kağıdı seçecek. Abim biz arada simler hoşuma gidiyor. Yani çok fazla olmayacak ama çok az ve hafif. Sadece güneş ışıklarından görünebilen. Zaten ışığımız da az bizim. Mutfağımız küçük olduğu için. Penceremiz de minik. O zaman daha açık renkler tercih edebilirsiniz. Görünen o ki hanımlar kataloglardan gözünü alamayacak. En iyisi ustalarımızın yanına dönelim. Neler yapıyorsun ustacığım? Şu anda temiz su tesisatını çekiyorum. Mevcut evimiz buradaydı. Tam binanın ortasında yani hiçbir kullanışlı değildi. Şimdi gün ışığından faydalansın diye evimizi camın önüne alıyoruz. Onun için de oradan soğuk su ve sıcak suyu oraya taşıyorum. Ondan sonra da su tesisatını çekeceğim. Burada gördüğünüz gibi montajını yaptım. Ana girişini. Ondan sonra da benim tesisat işim bitmiş olacak. Peki neden kanter içinde kaldın Kadir Usta? Çok mu yorduk seni? Şimdi biraz tozdu. Hani biliyorsunuz eski tezgahtı, beton tezgah. Onun tozu, onun şeyi biraz da sıcak, onun teri. O yüzden bilmiyorum, ben şu anda yüzümü görmediğim için siz görüyorsunuz. Öyle miyim gerçekten? Gerçekten toz içinde kalmışsın ustacığım. Heyecanız olsun. Şimdi suyla çıkacak bir şey. Senden sonra mutfağın hangi işleri var? Benden sonra zaten elektrikçi arkadaşlarım da yerlerini hazırladı. Benim bir yarım saat işim kaldı kalmadı. Ondan sonra da alçı levhacı arkadaşımız tavanda bazı işlemlerimiz var. Fazla da açık vermeyelim ki finalde sürpriz olsun. Ellerinize sağlık ustacığım. Toz toprak içinde kalın ustamız. Mutfağın yeni tesisatını bitirmeye çalışırken gelin biz alışverişe dönelim. Ben seçtim, siz? Sen seç, sen bitmiştir. Yani. Gözünüze çarpan bir şey var mı? Yok. Birazdan kaldı. Karmaşık geldi bana bunlar çok. Bir ellesenize şunu. Evet. Hiç kağıt gibi de değil. Deri gibi değil mi? Evet. Aynen, çok güzeldi. Ya bunu rahat rahat silersin. Silerim, deterjanlarım da ben. Ay, illa o deterjanı sokacak oraya. Evet. Yapma, kurban olayım. Yok, bak yok. Ne diyor, nemli bezli. Zaten çok kirlenmez de, siz temiz ailesiniz. Ne kirlenecek? Kedi yok, köpek yok evde. Evet, üst kattasınız da. Ne olacak? Kesin bahçeli ev elimiz değil. Hani toz toprak girsin eve. Aynen. Ben bunu istiyorum. Tamamdır. Onu hemen işleme alıyorum. Tamam. Bunu da ölçülerini ve adresi zaten gönderirim. Tamamdır. Yardımcı oluruz. Tamam. Çok teşekkürler yardımlarınız için. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı olsun tekrardan. Ay, ne güzel alışveriş yaptık değil mi? Aynen. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ay çok teşekkür ederim. Ay, çok ay kuzum. Ay hadi hayırlı olsun kardeşim. Biz Fransızlar böyle. Evet, şu öylesiniz. Hadi Le Monde gidelim. Hadi Monde. Canım. Hadi diye alışveriş mi yapacağız yine? Parlez-vous français? Je ah benim sandviç. Sandviç? Comment allez-vous? Merci beaucoup. Ah canım ayol. Gel. Geldim. Berkeşim. Evrim ev sahiplerimizi aracımızla bir sonraki alışveriş noktasına götürürken biz de ustalarımızın yanına dönüyoruz. Ne kadar işin kaldı ustacığım? Şu anda temiz su tesisatını çektim. Musluklarını bağlıyorum. Ondan sonra pis suyilerini bağlayacağım. Ondan sonra da zaten başımın etini yiyen bir alçı levhacı var. Kadir abi. Ah işte bak, aldık ismini geldi. Hayırdır oğlum ya, sabahtan beri seni bekliyoruz. Davet etmişsin. Evet.
Abi biz sana baba baba diyoruz. Yani bu baba artık evlatlarına eziyet eder oldu yani. Ulan depesüz koyar mısın? Bak iki saattir burada yer kırdım, oralara çektik. Bak panter içinde kaldım. Şu anda elim, yüzüm, burnum, burnum belki de toz toprak içine bir an önce ben hep alçı davacıyı yol vereyim geçirdim diye. Ama bitirmişsin sonra. Bitirdim tabii. Ben de bitirdim ama öbür tarafta kaldım tabii. Hadi seni seviyorum. Hadi abicim görüşürüz. Kadir ustacığım bir sorun mu var? Şimdi bunlar bilmiyorum beni seviyorlar mı sevmiyorlar mı bilmiyorum da büyük ihtimalle seviyorlar. Sevdikleri içinde böyle beni sık boğaz ediyorlar. Hadi bitmedi mi? Geliyoruz. Hadi ihtiyar. Yani bu. İşleri bu. O zaman seni daha fazla meşgul etmeyelim ustacığım. Valla siz de aynı geldiniz başıma dikildiniz. Bir iş geri kalıyor. Ben de onlardan böyle bağırıyorlar. Ekibimizin sevilen ustası Kadir Baba ne kadar kızsa da herkesi bağrına basmaya devam ediyor. Ya hadi 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 bitmedi bir daha. Ya, bir tane daha başlıyor. Kadir Babamız daha fazla kızmadan gelin Evrim Akın'la alışverişe devam edelim. Merhaba. Hoş geldin. Prenses. Çok özledim. Özledin mi? Çok. Ay doyanamıyor ben seni. Evet. Aa, bak bak ne haber? İyiyim. Peki. Tanıştırayım. Şengül Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Serpil. Serpil. Kanki Tom. Kanki Tom. Kanki. Canım Kanki Tom. Yeni Kanki Tom. Güzelliği... Arucun ne güzelmiş. Teşekkür ederim. Sonra markasını alırım. Tamam söylerim. Çok yakışmış. Çok evet. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsin. Bayıldım. Gene taktın mı küpüşleri? Taktım. Aferin. Kolyeler de güzel olmuş. Teşekkürler. Gidelim. Alışverişe çıkan Evrim şimdi de gelenekselleşen yarışmasını yapacak. Hah. Ne yapıyoruz? Hiç sormuyorsun. Neyse. Tamam. Hah. Başladık evet. Yarışmamıza. Evet. Şimdi başlayalım. Geleneksel Serpil'e yarışmamız var. Öyle sence mi? Ben Şengül Hanım'ın evinin neresini döşüyorum? Şimdi yani salon. Doink. Olmadı. Mutfak. Tüling. Evet. Tamam. O zaman neyden başlayalım? Şimdi ne oldu? İkinci. İkinci de bildim bu sefer. Üçte sana hediye geliyor. Evet. Tamam. İkinci bildi. Mutfak. Tamam. Ankastre. Hadi Ankastre'ye gidelim. Hadi o zaman hemen Ankastre'lerin olduğu bölüme geçelim. Sana hediye ettiğim rujun aynı rengi. Aa. Evde. Niye sürmedin? Ben sürmedim bilmem. Ben bugün bunu ruj hediye ettim. Ay çok. Aa, evde aynı renk. Çok teşekkürler. Ay. 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 Evet, hangi renkler? Mutfağımız küçük. Tamam. Biliyorsun ben küçük yerlerde aydınlık, aydınlık ve geniş gözüksün diye beyaz yani aydınlatırım. Kesinlikle. Ama bu sefer ankastreyi bembeyaz istemiyorum. Siyah istemiyorum. Gümüş rengi mi istiyoruz? Şengül Hanım için tasarladığı yeni mutfağı hayal eden Evrim, bakalım hangi renge karar verecek? Onu mu beğendiniz? Tamamdır. Şengül ve Buse Hanım büyük değişim.